4 Mart Dünya Obezite Günü vesilesiyle çağımızın büyük bir problemi, sağlık problemi olan obeziteye dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak obezite ile ilgili tüm branşlarımızla endokrinoloji, gastroenteroloji, genel cerrahi, psikiyatri ve diyetisyenimizle birlikte bir basın açıklaması yapmayı uygun gördük. Amacımız obezite hastalığına dikkat çekmek ve bununla ilgili yapılan tedaviler hakkında bilgi vermektir. Obezite genel anlamıyla vücut ağırlığının boya oranının artışıyla ortaya çıkan bir durumdur. En önemli önlenebilir bir halk sağlığı problemidir ve sigaradan sonra ikinci sırada gelmektedir. Obezitenin önlenmesiyle birlikte birçok kalp hastalığı, karaciğer yağlanması, diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, osteoartrit, depresyon gibi durumlar çözülebilir. Bu nedenle obezitenin öncelikli olarak tanısının ve tedavisinin yapılması gerekir. Obezite sadece fiziksel durum olarak değerlendirmemek gerekiyor. Beraberinde birçok komorbiteye neden olması nedeniyle ve problemlerin çözülmesi açısından tedavisi elzemdir. Öncelikli olarak kişinin bu problemi kabullenmesi ve motive olması çok önemli. Motivasyonu iyi olan bir bireyde laboratuvar ve fizik muayene bulgularıyla buna neden olan bir hormonal durum var mı? Altta yatan bir psikolojik hareket eksikliği var mı? Önce bunların doğru bir tanısını yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında obezitenin neden olduğu sağlık problemleri nedir? Bunların tam olarak teşhisinin yapılması gerekiyor. Hastanemizde tüm branşlar, obezite ile ilgili tüm branşların olması nedeniyle çok şanslı bir hastaneyiz. Günümüz ruhsal rahatsızlıklarında yeme bozuklukları çok sık görülmektedir. Özellikle strese bağlı aşırı yeme veya yeme düzensizliği, buna bağlı mide bağırsak problemleri çok sık görülmektedir. Bu durumda insanlarda kilo alımı, aşırı yemek yeme, diyabet ve buna bağlı komplikasyonlara sebep olmaktadır. Psikiyatrik durumlar obezitenin dirençli olmasını artırmaktadır. Bize gelen çoğu danışanımız kilo veremediğini, bunun için bir psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyduklarını, genelde antidepresanların kilo verdirdiği yönünde duyumlarla geliyorlar. Gerçekten de strese bağlı kortizon yüksekliği insanlarda aşırı bir insülin direnci, yeme bozukluğu oluşturuyor. Eğer biz bu stresi tedavi ettiğimizde yeme bozuklukları bir miktar azalıyor. Farkındalık günüyle ilgili en önemli üzerinde durulması gereken mesele obeziteden aslında korunmaktır. Obeziteden korunmak da tabii multifaktöriyel sebepler var. Genetik sebeplerin yanında çevresel faktörler de var. Cerrahi tedavi obezitede özellikle morbid obezite seviyesinde günümüzde kesin ve tek tedavi şeklini oluşturuyor diyebiliriz artık. Sigaradan sonra obezite önlenebilir ölümler içerisinde çok önemli ikinci sırada. Bunu önlemek mümkün. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalarda veya vücut kitle indeksi 35 ile 40 olan hastalarda metabolik hastalıklar yani diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi cerrahiden yararlanılabilir. Bazı gruplarda cerrahi fayda çok az bekliyoruz. Onlar da daha çok bunun dışında ilaç, alkol bağımlılığı olan hastalarda tedavi yanıtları biraz daha az olabiliyor. Cerrahi tedavilerdeki amaç ya alımı kısıtlamak, mideyi küçültmek şeklinde veya emilimi bozmak şeklinde veya kombine ikisi birlikte yapılan birçok ameliyat prosedürü var. Obezite diye anılan şişmanlık bir hastalıktır. Bu sadece hastalık olmakla kalmaz, kendisi de birçok hastalıkların aynı zamanda anasıdır. Kadınların ülkemizde %44'ü, erkeklerin %27'si önemli obezite sınırına ulaşmıştır. Bu kabaca şu demektir: bizim toplumumuzun 1/3'ü şişmanlık hastalığına sahiptir. Obezite konusunda Sağlık Bakanlığı ve ilgili paydaşlarla birlikte bir ulusal mücadele programını başlatmak Türkiye için bir zarurettir. Gastroenterolojik açıdan da karaciğer yağlanmasını görmekteyiz. Karaciğer yağlanması basit yağlanmakla kalmayıp daha sonra oluşturduğu karaciğer iltihaplanmasıyla karaciğer sirozuna ve karaciğer kanserine yol açmaktadır. Bizim açımızdan baktığımızda kalın bağırsak kanserlerinin risk faktörlerinden birisinde yine şişmanlık oluşturmaktadır. Dolayısıyla burada vurgulamak istediğim bugünün anlamına binaen bu bir ulusal sağlık problemidir. Ulusal bir mücadele programı çerçevesinde çoklu branşlarla, multidisipliner dediğimiz çoklu branşlarla bununla mücadele etmek bizim toplumumuzun geleceği açısından çok önemlidir. Günümüzde çok fazla yaygınlaşan ve artan obezite miktarı
ciddi sorun teşkil etmeye başlamakta. İnsanların yoğun çalışma koşulları nedeniyle daha çok fast food tüketmesine, metabolik hastalıklar ve bir takım rahatsızlıklardan dolayı da obezite vücudumuzda kilo artışına neden olabiliyor. Yağ kitlemizin artmasına neden oluyor. Fakat toplum olarak sağlıklı beslenmeyi farkındalık haline getirmemiz gerekiyor. Bunu çocukluktan başlamamız gerekiyor. Çünkü özellikle su tüketimine dikkat çekmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bakarsak bayanların ortalama 10 bardak, erkeklerin de 15 bardak tüketmesi gerekiyor. Ama bu oran bizim için 2-3 bardak tükettiğimizde yeteceğini düşünüyoruz. Aslında susamadan su içmeyi alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Besinlerimizi daha lifli seçmemiz gerekiyor. Bu fast food üzerinde yağla kızartılmış ve paketlenmesi hazır ve hızlı olan, daha hızlı tüketmemizi sağlayan ürünlerden kaçınmamız gerekiyor. Sebze ve meyveleri belirli oranda tüketmemiz gerekiyor. Bir de tuz tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Benim için önemli olanlardan biri de çiğnemek aslında. Zaman kazanmak için çiğnemeden yutmaya başlıyoruz. O yüzden çiğnemek bile aslında bizim kilo alma kısmında fayda sağlayacak bir durum. Bez olduğum ortaya çıkarmak.